Herkes teklifini hazırladım. Fısıltılar en yüksek teklifi Şadoğulları'nın vereceğini söylüyor. Onu öğrenmekten kolay ne var? Üstüne çıkacak mıyız? Tabii ki. Bir ziyaretçiniz var. Tamam kızım, gönder. Öğle yemeğine burada olmayacağım. Tamam, sonra konuşuruz. Kolay gelsin. Senin ne işin var burada? İşim var Tarık, endişelenme. Bir sorun mu çıktı? Benim olduğum işte sorun olmaz. Sonuç olur. Sana iyi haberler vermeye geldim. Öyle olsun bakalım. Bir şey ikram edeyim o zaman. Orta bir kahve alırım. Kızım, bir orta kahve gönder. Evet, anlat bakalım. Neymiş haberler? İsviçre'deki hesabına payın aktarıldı. Patron işten anlaşmadan çok memnun kaldı. Cedet, sakın anlaşmayı unutma. Kimse bu işte olduğumu bilmeyecek. Endişelenme Tarık. Büyük patrona ulaşılırsa biz zaten çoktan yeryüzünden silinmişiz demektir. Başka kimseye adımı zikretmeyin ama. Sözümüz söz Tarık. Diyorum ki artık ikinci tırın yola çıkma zamanı geldi. Zamanı geldiyse bekletmeyelim Cedetciğim. Planın nedir? Ay başında Roma'ya sevkiyat var. Şadoğlu nakliyatla tabii ki. Roma'ya ha? Aşıklar cenneti. Allah kabul etsin. Nur içinde yatsınlar. Sağ olun. İyi günler. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Güle güle. Akşamki yemek için hazırlıklara başladınız mı kızım? Başladık babacığım. Siz hiç merak etmeyin. Tamam. Benim çıkmam lazım Mehmet. Engin'le toplantımız var. Hazırlıkları yapacağız. Son hazırlıklar artık. Ha, bugün tanıtım vardı değil mi? Hı. Tamam tatlım. Allah kabul etsin. Sağ ol yenge. Nasılsın Bahar? İyiyim kadercim, sağ ol. Allah kabul etsin. Sağ ol, teşekkür ederim. Hala mı izinde? Ne bu, yıllık izin falan mı? Ne zaman bitecek peki? 2 hafta mı? Peki siz Gökhan Bey'e notumu iletebildiniz mi? Hiçbirine mi cevap vermedi? Tamam peki, sorun değil. İzin ver de gideyim artık. Bir saattir oyalıyorsun beni. Elimde değil, ne yapayım ya? Karımdan ayrılamıyorum. Zaten son günlerde de doğru dürüst göremiyorum seni. Evet ya, biraz öyle oldu. Benim işim olmasa seninki oluyor. Seninki olmadığında da benimki. Sen zaten buldun ruh ikizini. Hı? Bizi unuttun tabii. Kim benim ruh ikizim? Kimmiş? Sensin. Bizim için yaptığını ne zaman getireceksin peki? Hafta sonu tatile gittiğimizde getireceğim. Pekala. 4 gözle bekleyeceğim hanımefendi. Hadi gideceğim, ben artık çok geç kaldım. Mehmet, benim için dua et. Merak etme. Her şey çok güzel olacak. Hayırdır Gülsüncüğüm? Nereye? Doğuş'un veli toplantısı var. Oraya gideceğim. Odama çık önce Gülsün. Kaç zamandır bir şey demiyorum. Eğriyi doğruyu görüp kendin karar ver istiyorum. Artık 13 yaşında değilsin ki kolundan tutup odana tıkayım. Bak kızım, artık her şey sarpa sardı. Seninle çok açık konuşacağım. Bu yaştan sonra onursuz dedirtmem kendime. Ne sana, ne aileme, ne de kendime. İnsan şerefi için yaşar. Bu yüzden bir an önce bizim yanımıza taşınacaksın. O çocukla ilgili bütün haklarından vazgeçeceksin. Babasına teslim edeceksin. Konuşma bitmiştir. Bunu yapamam baba. Ne demek yapamam? Yapamam işte baba. Ben son sözümü söyledim. Ama ben daha söylemedim baba.
Neden kimse beni dinlemek istemiyor? Neden benim isteklerimin hiçbir önemi yok? Ben bu yaşıma kadar seni, kocamı, çevremi hep mutlu etmeye çalıştım, hep. Kendi isteklerim neydi, ihtiyaçlarım neydi hatırlamıyorum bile baba. Ben hep senin istediğin bir insan olmaya çalıştım bugüne kadar. Sen üzülmeyesin diye son bir yıldır ne acılar çektim. Yine çekerim, bir saniye düşünmem. Ama bu başka baba. Lütfen beni dinle. Artık yeter. Doğuş benim evladım. Onu bırakmam. Sana rağmen bırakmam. Ben bile bu utancı kaldıramıyorum. Sen onu evinin baş köşesine oturtuyorsun. Babacığım, o küçücük bir çocuk. Sen bir tek onu yargılıyorsun bu olaylarda. İstanbul'da buranın adetlerine uygun yaşıyor olabilirim. Ama bu kadar da değil. Dul kızımın kocasının... Tövbe tövbe. Ben bunu onaylamam. Bir de üstelik yasak şeyler var hayatımda. Benim kızım bunları yapamaz. İtibarını düşünmeden istediği için orada burada koluna adam takamaz. Eğer eve dönmeyecek, benim onayladığım gibi yaşamayacaksan bileyim. Ben de Gülsün diye bir kızım olmadığını daha taşa aykırayım. Aa yeter kızım, bu ne şımarıklık? Hadi. Bırak beni anne, girmeyeceğim. Hasta olacaksın ama. Sana ne? Ah, iyi tamam. Hasta olup ateşin çıkınca anne diye gelme yanıma. Hala? Hala iyi misin? Değilim Pınar. Ne oldu, hadi gel konuşalım biraz ha. Gitmem gerek Pınar. Doğuş bekliyor, geciktim zaten. O zaman akşam yemeğe geldiğinde konuşuruz ha. Ulan benim. Ben yemeğe gelmeyeceğim Pınar. Neden? Özür dilerim ama gitmem gerek. Ah dedi ah. Defne gel çabuk buraya.